Dünyayı böyle... Dünyayı sanki evlilik için gelmişiz gibi düşünüyor Edip Bey. Evet. Gelmedik hani o birinci şey. Şimdi ben inşallah Kur'an'ı da Esma-i Hüsna'yla okumaya çalıştığım için Allah'ı tanımadan. Hani bir kitabı aldığımızda elimize önce yazarını tanırız. Ben de Allah'ı tanımaya çalışıyorum ki kitabını algılayabileyim diye. Tabii onun bize gösterdiği şekilde anlamaya çalışıyorum. Şimdi böyle olduğunda yuva, putları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yuva da bir puttur bana göre. Yani niye? Çünkü kutsanmış bir şey. Devlet de zaten put. Onu sürekli yazıyorum. Yuva da put. Çünkü aman yuvaya bir şey olmasın diye insanların mutlu olup olmadığını kimse önemsemiyor. Ben yuva putu, yuvan olsun ister misin, istemez misin diye Edip Bey bana sormuştu. İstemem. Yani çünkü yuva puttur. Evet biriyle evlilik olabilir ama o iki insan mutlu olduğu sürece devam eden bir şey. Sonuçta Allah bize ne diyor? Çocuklarınızdan sorulmayacaksınız. Eşinizden, babanızdan, hiç kimseden sorulmayacaksınız. Ve çocuklar da sizin de dediğiniz gibi emanet zaten. Yani emanet dedim bizim değil o çocuklar. Allah bir şekilde onların zaten şeyini verir. Ben yuvanın putlaştırılmasına karşıyım. Bence dünyada erkekler... Özellikle bu şeytan hiyerarşisi var ya, kadını çocuğa kakalamışlar. Kadın erkeklere, erkekler diğer erkeklere böyle bir hiyerarşi kurmuş şeytan. Gidiyorlar. Herkes ilah yani. Herkes bir otorite olmuş birinin başında. Evet. Herkes bir şekilde ve ben bunlara karşıyım. Yani evet, kesinlikle karşı. Çünkü biz burada farkına varmadan belki iyi bir amaç gibi diyoruz. Aman düzen bozulmasın diyoruz ama şirk koşuyoruz. Yani insanın kendini, zaten şirkin kaynağı da bu. Önce insan kendini şirk koşar, sonra hacıya, hocaya, bilmem nereye gider veya gitmez ama kendini de şirk koşma durumu vardır. Birilerinin tepesinde ne otoriteyiz, ne mülk sahibiyiz, hiçbir şeyimiz olmadığı halde bu yuva putunu, bakıyorum ama insanlara... Ama yani putlaştırmadan yuva sahibi olmaz. Yuva sahibi değil, o evlilik, ilişki sahibi olmak diyelim ama. Yani zaten Kur'an evliliğin amacının karşılıklı sevgi ve koruma olduğunu bildiriyor. Ama insanlar yuvasını koruyunca kendini başarılı sayıyor. Böyle bir şey yok evet ki. Yani mutlu olmak. Ben Kur'an'dan anladım. Tabii katılıyorum da gerçi çok çarpıcı bir şekilde söylüyorsun.